anda verify edilebilen bir problem, çözülebilen bir problemden daha zor bir problem olması lazım değil mi? Şurada olan problemin şunlardan daha zor bir problem olması lazım. Buradan yola çıkarak yeni bir NP'yi de tanımladık. Yeni bir tanım ortaya konmuş. NP complete, NP complete. NP complete nedir? NP complete nerede? Yok hocam, onu gerek duymamışsın yani. Ha, burada. Ondan önce birkaç şey vardı. Neyse, ben şuraya gelin dönerim. NP complete ne? NP complete aslında NP sınıfı içerisinde, P'yi artık silmek istiyorum çünkü nerede olduğu belli değil. P'yi sileyim de. NP sınıfı içerisinde zor problemler kümesi. Şurada öyle bir problem kümesi var ki bu NP içerisinde zor problem. Bunun tanımı olarak da bu NP complete içerisindeki problemlerin bir NP olması lazım. Yani NP'nin içerisinde olacak. Bir de bu NP içerisinde diğer bütün problemler bu NP'nin içerisindeki probleme dönüştürülebilecek. Şuradaki A problemi ise, buradaki B problemi ise, eğer A'yı B'ye dönüştürebilirsen B'den daha komple. Hangisi daha zordu? B'den daha. B daha zordu değil mi? En az B A zordu. Bütün problemler buna dönüştürülebildiğine göre aslında bütün problemler içerisinde en zor problem olmuş olur. Değil mi? Şu tip problemler. Bak ne diyor? A decision problem. Gene decision problemi bakın. Hala decision problemlerinden bahsediyoruz. D is in NP complete. If it is as hard as any problem in NP, that is, D is in NP. Bir NP'nin içerisinde olduğunu ispatlamam lazım. NP'nin içerisinde olduğunu nasıl ispatlayacağım? Efendim? P'nin içerisinde, polinom zamanında çözülebildiğini ispatlayarak ispatlayabilirsiniz. Evet. Ama o zaman bir de NP complete olduğunu ispatlarsanız zaten turnayı gözünden buldunuz ama şu ana kadar kimse yapamamış. Neyse. NP'yi nasıl tanımlamıştık? Polinom zamanında verify edilebilenler. Yani çözümü polinom zamanında verify edebildiğini ispatlarsan NP'nin içerisinde olduğunu ispatlamış olursun değil mi? Polinom zamanında çözmek yerine polinom zamanında verify edebildiğini ispatlarsın NP'nin içerisinde. Bir de ne? Buradaki her şeyin, NP içerisindeki her şeyin bu probleme dönüştürülebildiğini ispatlarsan NP complete içinde olduğunu ispatlamış olursun. NP'nin içerisindeki tüm problemler buna dönüştürülebilmeli. Yani NP'deki bütün problemler içerisinde zor problem olmalı. Tamam. Şimdi ne yapmam lazım? NP'nin içerisinde olduğunu ispatlamam kolay ama bütün problemleri dönüştürmek çok da kolay değil. Bütün problemlerin dönüştürülmesi. Bütün problemlerin B'ye dönüştürülebilmesi lazım. Polinom zamanında. Ya, polinom zamanında. Burada bir tane problem CNF satisfiability probleminin NP complete olduğu ispatlanmış. Cook'un teoremi bu. 1971'de ta Cook ispatlamış durumda. CNS satisfiability. CNS satisfiability problemi ne? O burada. Ona dönelim. CNS satisfiability. CNS ne? Conjunctive normal form. Conjunctive normal formu biliyor olmanız lazım. Yani şey olarak da şey oluyor. Bir örnek versin hocam. Bir Boolean expression. Boolean expression. Boolean expression'ın değişik formlarda yazılması mümkün. Çok karmaşık şekilde yazılabileceği gibi normal formlardan bir tanesi, yani bütün Boolean expression'ların yazılabileceği standart formlardan bir tanesi VA'ların A1 veya A2 veya A3 V'lenmiş hali. A1 veya A4 A3 veya A7'nin değili falan. Bu conjunctive normal form. Biliyoruz değil mi? Daha önce görmüştünüz değil mi? Conjunctive
Evet, neyse. Bu formu biliyorsunuz en azından. Böyle verilen bir Boolean expression'ın satisfy edilebilirliği problemi. Satisfy edebilmek ne demek? Değişkenler var değil mi? A1, A2, A3, A4 değişkenlerimiz. Bu değişkenlere değerler atayacağım ve sonuç 1 olacak şekilde değer atayabilir miyim problemi? Decision problemi mi? Evet. Değer atayabilirsin. Hayır, değer atayamamazsın gibi iki tane çözüm var. Yani evet satisfy edilebilir, hayır satisfy edilemez. İki tane çözüm var. Bu problem de NP içerisinde bir problem. İspatı çok kolay. Verilen bir assignment'ın bir yapacağını ne kadar zamanda ispatlar bulursunuz? Lineer zamanda tek tek değerleri yerine koyar bulursunuz. Lineer zamanda assignment'ın satisfy edebileceğini bulursunuz. Yani bir çözümü polinom zamanında verify edebilirsiniz. O zaman NP'nin içerisinde. Bütün ihtimaller, kaç tane ihtimal var? N tane şey için, 2 üzeri N tane, eksponansiyel miktarda ihtimal var. Her şeyi denerseniz eksponansiyel çalışma süresi olur. Ama ondan bahsetmiyoruz. Sonuç olarak bir çözüm lineer zamanda verify edilebildiği için bu NP'nin içerisinde. Aynı zamanda bunun şunun içerisindeki bütün problemlerden daha zor bir problem olduğu da ispatlanmış durumda kurt tarafından. NP complete olduğu da ispatlanmış durumda. Anlaşıldı mı buraya kadar? Tamam. Bunlardan bahsettik zaten. NP complete. Herhangi bir problemin NP complete olduğunun ispatı Cook'un bu sene satı NP complete olduğunun ispatından sonra daha kolaylaştı. Niye? Çünkü eğer ben şu NP complete bir problem diyelim sene sat. Bunu polinom zamanda şu probleme çevirirsem bu da NP'nin içerisinde o zaman bu da NP complete olur. Niye? Bu zaten NP'nin içerisinde birinci şartı sağlıyor. İki, bütün NP'nin içerisindeki problemler bu probleme NP complete olduğu için polinom zamanda dönüştürülebiliyor. Bu da bu probleme polinom zamanda dönüştürülebiliyor. Dolayısıyla herhangi bir problem polinom zamanda bu probleme dönüştürülebiliyor demektir. İkinci şartı da sağlıyor. NP complete. Yani bu bilgiden sonra herhangi bir problemin NP complete olduğunu ispatlamak için iki şey ispatlamanız lazım. Problemin NP olduğunu ve NP complete bir problemin bu probleme polinom zamanında dönüştürülebildiğini. Yani herhangi bir NP complete problemden zor aslında onun kadar zor olduğunu ispatlamanız lazım. Hocam şimdi NP complete NP'nin içinde değil mi? Evet. P de NP'nin içinde. O zaman evet. P NP eşit değil çıkmış olmuyor mu? Şimdi çok güzel. Buradan bakarsak şimdi ben NP complete problemlerden herhangi bir tanesinin polinom zamanında çözülebildiğini şuradan herhangi bir problem polinom zamanında çözülebildiğini ispatlasam ne olur? Şu polinom zamanında çözülebiliyor. Bu problem bu problemi de polinom zamanında buna dönüştürürüm. Polinom zamanında çözerim. Bunu da çözebilirim. Bunu da çözebilirim. Bütün NP'deki problemler polinom zamanında çözülebilir. Ve o zaman ne olur? P eşittir NP olur. Tamam mı? NP komplet bir problemi polinom zamanında çözebilirsiniz. Yani biraz önce bahsettiğimiz CNF SAT problemi NP komplet bir problem. Boolean bir expression'ın satisfy edilebilir olup olmadığını bulma NP komplet bir problem. Bunu polinom zamanında çözün, bunu ispatlamış olursunuz. Şu ana kadar kimse yapabilmiş durumda değil. Anlaşıldı mı? Bağlantısı da orada. Yani bunlar daha zor problemler. Şunlar, NP içerisinde. Bunlardan bir tanesini polinom zamanında çözebildiğini göstermek aslında P eşittir NP'yi göstermek demek. Veya bunlardan herhangi bir tanesinin polinom zamanında çözülemeyeceğini göstermek demek.
Hocam, değil, eşit olmadığını göstermek demek. Hocam peki MP komple de P'nin içinde midir o zaman? Olabilir yani. Şimdi eğer eşitse bunlar MP şurası. Bunlar eşit. MP burası. O zaman yani evet. MP complete şurada bir yer olması mümkün mü? Bu polinom zamanında çözülebiliyor. Bu da polinom zamanında çözülebiliyor. Bütün buradaki problemler polinom zamanında birbirine dönüştürülebilir demek. Yani eğer P eşittir MP ise P eşittir MP eşittir MP complete'tir. Yani öyle değil mi? Tamam. Eğer P eşit değildir MP ise bu P eşittir MP durumu. T eşit değildir MP ise durum şu MP. Şurada bir P var. Evet o zaman. Şurada da MP complete var. O zaman burada söyleyelim. Şimdi hocam. Şurada bir şey var mı? O da ayrı bir soru. Evet. Hani MP complete bir tane bulmuşlar. O zaman alttaki sonuç olmuyor mu artık? Hayır. Onu polinom zamanında çözemeyeceğimizi bulmuş durumda değiller. P'nin içerisinde olmadığını söyleyemiyorlar yani. Sinesat problemi P'nin içerisinde değildir söylersen zaten şunu üstlenmiş oluruz. Yani evet. Ama onu gösterebilmiş de değil kimse şu an kadar. Evet. Şu ana kadar konuştuk. Ne çözmüş olduk? Aslında şuradaki problemlere baktığınız zaman, MP complete üzerindeki içerisindeki problemlerin hepsi birbirine polinom zamanında dönüştürülebilir problemler. Çünkü hepsi MP'nin içerisinde. Yani bu problemler, zor problemler, MP complete içerisindeki zor problemler birbirleriyle alakalı problemler. Bunlardan bir tanesini çözsen hepsini çözeceksiniz. Şu ana kadar kimse çözememiş. O zaman şuradan bir problemle karşılaştığın zaman ne yaparsın? Yan çizersin. Bunu çözmeye çalışmazsın. Bunu completely çözmeye çalışmazsın. Tamamen çözmeye çalışmazsın. Başka kaçak yollara yan çizersin. Kaçak yollara girmeye çalışırsın. Neden olduğunu biraz sonra konuşacağız. Anlaşıldı mı? Buraya kadar konuşmanın ana fikri bu. Ama bunu söyleyebilmek için, buraya gelebilmek için problemin MP complete olduğunu söyleyebilmek lazım. Baktığınız zaman MP complete nedir bilebilmek lazım. Literatürde nerede arayacağım ben bunu diye, Wikipedia'da nerede arayacağım ben bunu diye bilebilmek lazım. Tamam mı? Veya Wikipedia'da bir problem MP complete demişler veya o problemi çözmeye çalışıyorsun. MP complete ne demektir bilebilmek lazım. Burada anlatmaya çalıştığım bu. Anlaşıldı mı? Bir yerlerde birileri size şu problem MP complete dediği zaman buradan ne anlaman lazım? Bu dersten sonra onu bilebiliyor olman lazım. Evet. Hocam MP hard ne o zaman? Şurayı tamam mı? Geldik MP hard'a. Şimdi şu problemlerin tamamı şu ana kadar bahsettiğimiz P, NP, MP complete bunların tamamı decision problemleriyle. Hep decision problem. NP hard problemler decision problemi olmak zorunda değil. Şimdi NP complete'in tanımı neydi? Sorting'e geldi şimdi. Bir, NP'nin içerisinde olması lazım. İki, polinom zamanında. NP'den bütün NP problemler kadar, en az bütün NP problemler kadar zor olması lazım. Onlardan daha zor diyemiyorum çünkü kendileri de NP'nin içerisinde. Şimdi bu decision problemi olmasını zorlayan kısım ne? NP'nin içerisinde olmak şu koşulu değil mi? Bu birinci şartı çıkarttığım zaman yani bütün NP, en az bütün NP problemler kadar zor problemler sınıfı NP hard. Yani traveling salesman problemi decision problemi mi? Değil. Decision versiyonu MP complete. O zaman traveling salesman problemi MP hard. Tamam? Peki traveling salesman problemi decision versiyonu MP complete. Bütün MP complete'ler zaten MP hard. Hocam kesişim kümesi mi oluyor? Evet.
şurada MP complete'i şöyle çizerseniz MP hard da şöyle bir şey. Bir kısmı MP complete'lerin tamamını kapsıyor. MP olmayan bazı problemler de MP hard. Onlar genelde optimizasyon problemleri. Graph coloring problemi, hani bahsetmiştik ya, evet. Knapsack problemi, TSP problemi, satisfiability problemi, optimal satisfiability problemi, başka bu tip pek çok problem MP hard. Hocam, zor problemler bunlar. Bunlara gidip optimal çözümünü ben bulacağım diye uğraşmanın çok fazla anlamı yok. Çünkü makul zamanda optimal çözümü bulamazsınız. P eşittir NP olmadığı sürece. P eşittir NP ise polinom zamanında çözümünü bulursunuz demektir. Bulursunuz, tamam, problem yok. Ama P eşittir NP olmadığı sürece bunlara makul zamanda optimal çözüm bulamazsınız. Bunu da şu ana kadar ispatlayan olmamış. O zaman uğraşmayın. O zaman ne yapacağız? Ona geldik. Bu problemlerin 3 tane önemli bacağı var. Bir tanesi, biz optimal çözümü bulmaya çalışıyoruz. İki, hızlı bir şekilde bulmaya çalışıyoruz. Üç, bütün problemin bütün durumlarında bulmaya çalışıyoruz. Değil mi? Derdimiz bu. Eğer bunu bulamıyorsak, böyle bir problem MP hardsa, o zaman bunlardan bir tanesinden bir tane şartını gevşetmeye çalışman lazım. Mesela neyi gevşeteceksin? Mesela finding optimal solution'ı gevşeteceksin. Optimal olmayan çözümlerle idare etmeye çalışacaksın. Optimal çözüm bulmayacaksın. Polinom zamanda bütün durumlar için optimal olmayan ama optimale yakın çözüm veren algoritmalar üzerinde gideceksin. Tamam? Anlaşılıyor mu? Evet. Ama o zaten short spread problemleri genelde MP complete değil, MP hard değil. Hocam peki knapsack için? Yani polinom zamanında çözülebilen problemler. Knapsack için integer değerler vermiştik ya hocam. Şöyle onu... Evet. Mesela çok güzel. Bakın. Knapsack problemi MP hard bir problem. Ama knapsack'in bazı özel durumları fractional knapsack problemi mesela özel bir durumdur. O polinom zamanında çözülebiliyor. Veya weight'in integer olduğu durumlar, özel durumlar, problem daha hızlı bir şekilde çözülebiliyor. Orada son case'i, son requirement'ı gevşetiyoruz. Yani bütün durumlarda optimal çözemiyorsan, en azından bazı özel durumlarda optimal çözebiliyor musun? Ona bakacağız. Yani senin işine yarayan durumlar, özel durumlarda sadece optimal çözmeye çalışabilirsin. Öyle durumlar var. Mesela bazı optimizasyon problemleri. Mesela TSP. Evet. En genel durumda çok zor bir problem. Ama Euclidean TSP dediğimiz zaman, yani vertexler arası weightler belli distance özelliklerini sağlıyorsa problem biraz daha kolaylaşıyor. Problemin özel durumlarına inebilirsin çözebilmek için. Optimal çözümden feragat edebilirim. Özel durumlarla bütün durumları çözmeden feragat edebilirim. Veya bunların ikisinden de feragat etmiyorsan polynomial time'dan feragat edeceksin. Eksponansiyel zaman harcayacaksın. Artık bileceksin ki yani benim için kesinlikle optimal çözüm lazım, benim için kesinlikle bütün çözümler, bütün durumları çözmesi lazım. O zaman eksponansiyel zaman bu. Hocam, bunun excuse'u yok, şeysi yok yani. Siz bu problemi eksponansiyel zamanla çözerseniz kimse sizi kınayamaz. Yani patrona gittiniz, bu kadar çalışıyor. Ya kardeşim bunun daha hızlı çalıştı. Yok kardeşim, kimse yapamamış, ben nasıl yapayım diyebilirsiniz. Hocam. Tamam. Evet. Hocam mesela DES'in kırılmasıyla ilgili ne demiş? Mesela DES şifreleme var ya. O aslında
tek tek deneme brute force approach'larıyla kırılıyor. Çok fazla, çok computational resource kullanarak aslında o birinci durum, polynomial time'dan feragat ediyorsunuz. Çok deniyorsunuz. Yeter kadar denerseniz kırabiliyorsunuz zaten her şeyi. Bütün şifreler yeteri kadar denerseniz kırılır zaten. Ama hocam iOS için yani... Hepsi kırılır. Ama abi, ne kadar deneyeceğiniz fark ediyor sadece. Ömür yetmez yani hocam bazen. Ya yetmeyebilir tabii. Bu anlaşıldı mı arkadaşlar? Bir, problemler arasında, problemlerin karmaşıklıkları arasındaki farklılıklar var, lower bandlardan bahsediyor. İki, problemleri, zor problemleri sınıflandırdık. Üç, problem zorsa en azından ne yapacağımızı konuştuk. Çok kısa konuştuk, bunun detaylarına girebilirim. Ne kadar vaktim var ona bağlı. Ha, biraz varmış. Biraz konuşalım. Şimdi, hocam sorting'e biz hala bu arada bir kaldı o sorting'e. Sorting decision problemi değil ama zaten. Ama hocam NP-hard'da decision olmak zorunda değil demiştiniz bize. Oraya ama NP-hard'da değil zaten. Sorting NP-hard'da değil. Polinom zamanında çözüldü. Evet, polinom zamanında çözüldüğü için NP-hard'da zaman... değil. Bilmiyorum ben. Yani. Başkası, ya kompleks sınıflar bu kadar değil arkadaşlar. Wikipedia'ya bakın. Complexity classes diye. Vardı hocam bayağı. Onlarca kompleksite sınıfı var aslında. Ben burada sadece küçük bir alt kümesinden bahsettim. Efendim? Bilmemiz gereken. Evet, en çok üzerinde bahsedilenler, bir şey okuduğunuz zaman en çok karşınıza çıkacak kompleksite klaslar bunlar. O yüzden bunları bilmeniz gerekiyor. Hocam mesela şimdi merak ettim. MP komplet varsa MP artı yani çıkartan adam ne yapmış yani mesela? Yani MP artı diye bir şey yani ne bir şey arkadaşlar, mi? Arkadaşlar çıkartan adam diye düşünmeyin. Yani sonuç olarak